Haftalık rüyaları yorumluyorum YouTube kanalıma abone olan insanların. Sevgi Deniz, merhaba Emine Hanım. 9 ay önce abim trafik kazasında kaybettim. Rüyamda cep telefonunda bana diyor ki etli köfte yap, acıktım geleceğim diyor. Yani abiniz acılı bir ölüm yaşamış olabilir. Vücudu biraz sıkıntılı olmuş olabilir sevgi Denizciğim. Ama o yerinde rahat. Köfte ailenizin daha bu konuya adapte olamadığı, bu ölüme adapte olamadığı ve o yüzden huzursuzluklarınız var. Ama abinizin et demek ailede sıkıntıyı temsil ediyor. Sümeyra Çam. Erkek arkadaşımla geziyorum. Babam da namazdan çıkmış, bizi gördü, anlayışla karşıladı ve tanıştılar diyor. Erkek arkadaşım giderken değişik yüz hareketleri yapıyordu. Babam bana sarıldı. Yavrum, babanla aranla ilgili bazı sıkıntılar var. Bunları toparlaman gerekiyor. Ve baban özel hayatınla ilgili dengesiz kararlar verebilirsin. Bu kararlardan uzak duracaksın. Minnoşum benim. Kokiriko gemi diye biri. Bilmiyorum. Fatma Tural. 6. katta asansöre çıkıyordum. 6 ay içerisinde işinle alakalı ya da özel hayatınla ilgili çok mutlu süreçler yaşayacaksın. Emine Hanım, rüyamda saçımı kesiyordum, kuafördeymişim gibi makasla kesiyordum, kısa kesiyordum, hoşuma da gitti, yorumlar mısın? Müjde Özyazgan, ailenizle ilgili yaşanan karmaşık bitecek. Çok verimli ve güzel bir bazı paraların gelişi ve güzel bir ev değişikliği söz konusu olacak. Çünkü saç sıkıntıları, sağlık problemi yaşayan kim varsa da büyük bir aydınlığa kavuşacak. Merve Er, iki kez rüyasında sarı kedi görüyorum. Sevmek istiyorum ama korkuyorum. Hayatım, senin özel hayatınla ilgili korkularım var. Bunları aşman lazım. Güzel bir döneme, iyi bir ilişki ya da evliysen güzel bir çocuk sevinci yaşayacak gözüküyorsun. Ben Koç burcuyum. Rüyamda kardeşimin karısının hamile olduğunu gördüm. İçindeki doğanda oğlan olacakmış, dedikodu yapmış kendi kendine. Fırat Yeşilkaya, kendi kardeşlerimle alakalı yaşanan bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar evle alakalı söz konusu olacak Fırat'cığım. Sonrasında güzel şeyler saplanmış olacak. Sevda Mustafa MST bilmem ne 5 gün önce yazmış. Emine Hanım, minibüs kullanıyordum, kuma saplanmıştım, çıkmaya çalışıyordum, yorumlar mısınız? Bir kredi ya da bazı borçlarla ilgili ödeyemediğiniz ve korkularınız var. Bunları toparlayıp hepsini tek tek ödeyeceksiniz. Hiç sıkıntı etmeyin diyorum. Allah size bütün kapılarınızı açacak. Bakalım. Cihan Koçlu, bir rüyamda bir cami olma sıraya dizilmiş. Hepsinde ezan sesi birbirine karışmış. Benim de bir durum çok etraf tarafıma gitmişti diyor. Rüyada ezan görmek aslında bulunduğunuz, yaşadığınız yeri komple değiştirip yeni bir düzen kurma gibi bir fikriniz var ama korkularınız var. Korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Bir de devletle ilgili istediğiniz bir kapının aydınlanması var diyorum. Pelin Kaya, rüyamda kendimi çıplak şekilde bir yere giderken görüyordum. Liseden arkadaşlarım vardı. Yeşil Park gibi bir yerden geçiyordum. Pelinciğim, senin de kendi duygusal hayatınla alakalı noktada bir ilişkinle ilgili sıkıntı yaşamışım. Bunun verdiği huzursuzluklar var ve bu huzursuzluklardan yorgun olduğun gözüküyor. Akın Muhammed, evini su basmış, bir de arı gördüm diyor. Arıyla birlikte suyun basması bolluk ve berekettir. Tüm sıkıntıların biteceği. Tatlı Düşler, 26 yaşında. Ya sizin bir evlilik rızkınızla ilgili sıkıntılarınız varmış ama 2019 sizin için bereketli ve hayırlı, iyi bir evlilik yapacaksınız ve devlet kadrosu ya da devletle bağlantılı biriyle güzel bir düzen kuracağınızı görüyorum. Sevim Can, eski sevgilisinin vuracak, bir de baktım ki ona indirdi, kocam yanımda viski şişesi atıyor. Karı koca hayatınızla ilgili yaşadığınız sıkıntılar var ve bu sıkıntılar sizi mutsuz etmeye başlamış canım benim. Rüyasında ceviz görmüş. Ceviz bolluk ve berekettir. Çocuk ve çocuğunuzla ilgili murattır. Allah her daim kerimdir. Şunu yollamış. Rüyamda kurt uluması duydum. Kazlarım ve siyah bir tavuğum vardı diyor. Sizin de cezaevi ya da ceza alması gereken bir insanın sevincini yaşayacaksınız. Rüyamda her
Yer altında siyah ya. Araba güzeldir ana. O kadar güzeldir ki para ve kendi istediğin noktalarınla ilgili büyük bir sevinç yaşayacağın gözüküyor. Bu kadar hissettim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Bir dahaki hafta bu rüya yorumlarını, bu videonun altındakileri yorumlayacağım. Herkesi hissedemiyorum. Öpücük öpücük kokulu. Abone oluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Sevgiyle kalın.